Yasın böyle iyi mi? Biraz kaldırayım mı? Bak böyle şöyle iki kat yapayım şöyle. Bak biraz şöyle dur. Ay dur, baba dur. Tamam. Bırak ya. Ay, yani yeterince için... rahatını bozdun zaten. Aa, şöyle işte. Tamam. Ne oldu? Olamaz. Ne oldu? Olamaz. Ya baba söylesene. Nasıl söyleyeyim ya? Ola nasıl ya? Ya yapma. Bunu yapma ya. Olamaz ya. Baba ne oldu? Göstersene bana telefonunu. Eyvah. Annem sana da mesaj attı değil mi? Evet bana da attı. Ve bana da yazdı. Sana da mı attı? Eyvah ne yapacağız şimdi? Yandık vallahi yandık yine yandık ya. Canım kuzucuğum hasta mı oldun sen? Bugün uçuşum var yarın sizdeyim. Mahvolduk. Mahvolduk. Merve mahvolduk ya. Of. Nereden öğrenmiş ki senin hasta olduğunu ya? Ay okul haber verdi herhalde. Allah'ım yarabbim ya. Eksikti yani ne yapacağız Merve? Bilmiyorum. Yandık vallahi yandık. Yandık yine yandık yani. Of. Baba annemin bu eve gelmemesi lazım. Bak ne yapet onu bu evden uzak tut. En son geldiğinde neler olduğunu hatırlatmayayım istiyorsan. Ya, haklısın haklısın da nasıl uzak tutacağım kızım? Senin hasta olduğunu öğrenmiş yani. O gelmeden durmaz ki ben bilmez miyim anneni ya? Ya şey yapsak ben böyle bir video çeksem iyi olduğumu söylediğim. Sen de gelmene gerek yok falan desen arayıp. İkna olur mu dersin? Ne bileyim bilmiyorum ki. Ya, bir arayayım ya da aramayayım ben ya mesaj atayım. Zaten konuşamıyoruz ki annenle. Tamam mesaj at. İyi de bir şey yok tamam. De. Ben ne yapayım? Video mu çekeyim? Sen de çeksen de yolla. Her ihtimale karşı. Hemen önce bir iyiyim yazarım. Ne oldu Tuna? Bir şey mi oldu? Kötü bir haber falan mı aldın? Hayır yok. Bir şey yok. Nedir bu suratın hali? Sirke satıyor. Şey olmuş da ondan. Yani benim mont alacaktım ya. Ben iki katı çıkmış fiyatı durup dururken. Yani bir gözü şoke içinde. Yani şok için şoke oldum. Doğrusu şoke olmaktı onun. Yani şok yani onu yanlış kullanmasın şöyle. İki katı olmuş gönlü böyle bir kepazelik olur mu? Oluyor bazen öyle. Yani, bir şey olmasın. Ama birden bir de iki katı yani ayıp denen bir şey var yani. Hıpş! Aa bak görüyor musun? Hasta mı oluyorsun? Galiba şey oldu bir... Sen bana da bir vitamin getirsene gönül zahmet olacak ama... Yani Tuna aman mikrop getirme eve. Mikrop girdiği anda hepimizi dolaşır yani. Bak hapışacak. Tamam getireceğim. Dur şunu Merve'ye götüreyim. Getiriyorum vitaminini. Tamam. Tamam hadi sen. Özlem lütfen yarın gelme. Merve gayet iyi. Son geldiğinde yaşadıklarımızı bir daha yaşamak istemiyorum. En son geldiğimde neler olduğu umurumda değil. Benim tek derdim kızım. Ve onu görmek için yarın sabah oradayım Tuna. Yok. Ne dediyse ikna edemiyorum. Yok olmuyor. İlla tutturdu ya. Allah'ım dedirteceksin sen beni Özlem ya. Ben anneme gitsem birkaç gün onda kalsam. Olmaz diyor. Hayatta olmazmış. Yani kesinlikle evden çıkmana izin vermiyor. Yarın buraya gelecekmiş ya. Ya benim ya yarın bittiğim gün yani Merve. Böyle bir şey olabilir mi ya? Tamam. Sakin ol. Düşünelim bulacağız bir yolunu çözmeni. Ne bulacağız Allah aşkına Merve ya? Vallahi mahvoldum yani. Eğer annemin buraya gelmesine engel olamıyorsak Gönül ablayı gönderelim. Nasıl yani? Ya bir yolunu bulup annemin geleceği saat Gönül ablayı gönderelim. Ay aklına bir yaşık aslan kızım. Benim süper. Nereden aklına geldi bu? Babasının kızı tabii. Bütün zekasını babasından almış da. Gönül'ü nasıl yollayacağız? Tamam. Bulurum ben onu bir şey. Hatta var bir sürü fikir var aklımda. O bende. Sen onun stresine girme. Çak. Tamam. Aslan kızım benim. Çak. Süper. Gönül'ü yollayacağız. Evet. Gönül ablayı. Nasıl oldun Merveciğim? Daha iyiyim. Bakayım. İçmişsin, aferin sana. Bakayım, terlemiş misin? Yok, terlemedim. Gerçekten iyiyim. Terlememişsin, tamam. Ama yat dinlen, oldu mu? Güzelce dinlen. Çorban da hazır oluyor, getireceğim birazdan. Tamam. Ha bu arada Gönül abla, dur açayım. Ben senin için bir sürpriz ayarladım. Aa, ne sürprizi? Yarın sabah seramik workshopuna gideceksin. Aa, çok güzel. Ama Merveciğim gidemem ben seni bırakıp şimdi. Olmaz. Neden ya? Ben iyiyim. Ne olacak? Yok, olmaz. Bırakamam canım benim. Çok güzel yapmışsın, düşünmüşsün beni ama ben orayı ararım, ertelerim. Daha başka zaman giderim. Ya. Öyle. Hadi sen şimdi yat dinlen, ben sana çorbanı getireyim. Tamam. Arkadaşlar, aslında video çekmeyeli bayağı uzun zaman oldu. Bunun için hepinizden çok özür dilerim. Ama sınav haftam falan vardı. Ama şimdi asıl konuya gelmek istiyorum. Başıma çok kötü bir şey geldi. Yalan söylemek zorunda kaldım. Yani hayatımda ilk defa yalan söyledim aslında. Gerçi daha önce bir kere de yalan söylemiştim. Ya aslında zaman zaman hani tabii ki yalan söylemem gereken durumlar oldu.
yani. Tamam ya, kısaca ben yalan söyleyen bir insanım. Ama bu sefer en kötüsünü yaptım galiba. Hastayım diye okula gitmedim. Bunu öğrenen annem de tabii beni ziyaret etmek istedi. Ama şöyle bir sıkıntı var. Benim annemle babam bunu yıllar önce boşandılar bildiğiniz gibi. Ve babamın yeni eşi Gönül ablayla annem hiç iyi anlaşamaz. Ve yarın annem buraya geldiğinde Gönül ablayla karşılaşırsa evimizde 3. Dünya Savaşı çıkabilir. Benim ne yapıp edip Gönül ablayı evden uzak tutmam lazım. Ah bir kar yağsaydı ya. Kar yağsaydı bunların hiçbiri olmayacaktı. Neyse ben size sonucu tabii ki yine anlatırım. Görüşmek üzere. Nasıl oldun Tuna? Geçti mi kırgınlığı? Daha kırgınlık değil Gönül. Yapma Allah aşkına. Yani lütfen dikkat et. Kırıklık diyeceksin. Tamam. Kırgınlık nereden çıkıyor? Yani dil bilgisi kurallarına birazcık lütfen özen tamam. Gösterin yani. Geçti mi kırıklığı? İşte şöyle. Merve nasıl? Merve iyi iyi. Ihlamurunu da içti. Özel hasta çorbamdan yaptım. Böyle kemikleri kaynatıyorum. Çok güzel oluyor. Sen de içersin. Bol bol yaptım Tuna. Evet tabii içerim ben de içerim. Ne oluyor sende? Bir tuhaflık var Tuna. İşle ilgili bir problem mi var Allah aşkına? Yok hayatım niye öyle şey yaptın ki durup dururken çıkarttın? Bir gerginsin böyle. Kız hasta ya Merve. Ondan tabii babası etkili yani ondan etkilenmişimdir herhalde. Garip geçer. Böyle abartacak bir şey yok. Merve ne güzel düşünmüş, sana sürpriz yapmış. Ya, söyledi mi? Söyledi, çok sevdim. Çok aferin güzel. Canım benim. Çok sevindim. Seramik boyama workshop'a evet. Ama ben sonra gideceğim, erteledim onu. Nasıl sonra gidiyorsun? Niye sonra? Gönül! Ne yapıyorsun Tuna? Ay niye sonra? Sonra gideceğim canım. Ama olur mu? Yani o sonra gidilen bir şey değil ki. Yani gitmen lazım ona. Gitmende fayda var, o açıdan diyorum yani. Sonra çok kırılır çünkü. Şimdi hassas benim kızım, aynı babası gibi. Ya gitmeyeceğim demedim ki. Gideceğim, sonra gideceğim. Erteledim, yanmayacak zaten kurs. Konuştum ben onlarla. Ama ya yani... Yanmayacak. Böyle bence gitmen daha iyi olabilir gibi bir his içindeyim yani. Oraya yani şey açısından. Ya ne olacak canım? Çocuk hasta, nasıl bırakayım şimdi? Ayrıca... Acelesi mi var canım seramik boyama kursunun? Sonra gideceğim, erteledim. Olur mu canım? Niye Gönül? Yarın yani normal şartlar yani kursun yarın yani şu açıdan söylüyorum sana. Senin gidersen eğer kurs yani ben Merve'ye bakarım zaten. Gel yani, sen Gönül rahatlığıyla git Gönül. Bak nasıl Gönül rahatlığıyla git Gönül şey oldu yani. Ay ne espri ne espri Tuna. Ben gayet iyiyim. Vallahi bile çok iyiyim. Turp gibiyim Gönül. Bakar mısın? Bak, 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 bak. Bak. Gayet iyiyim yani. Görüyorsun hep turp gibiyim yine. Ben attım mikropları Gönül. Sırf yani şu anda acayipim yani. Ben bir aşağı merteme iniyorum. Bir kahve içip gelirim. Nasılsa Merve uyuyor tamam mı? Tamam tamam sen şey yap. Yani bir... Hatta bak dedi sen Gönül. Gönül bir şey söyleyeceğim. Sen gel şeye git. Yani ben bak çok rahat bakıyorum. O açıdan diyorum. Hatta... Amca tak. Yarın daha iyi bakabileceğimi hissediyorum. Hadi Gönül. Gel. Nasıl geçti günün? Berbat. Okula gelsem daha eğlenceli olurdu eminim yani. Ne oldu? Bütün gün yataktan kalkmama izin vermediler. Üstüne battaniye, yorgan falan. Bir de annem geliyormuş yarın. Biliyorsun. Sorma. Yarın sabah annem gelecek ve yıkacak buraları. Olduk. Bir şekilde Gönül ablayı göndermemiz lazım. Hani diyorlar ya yalan söylemek kötü bir şey. Bak hakikaten çok kötü bir şey. Yani en azından ben şu ana kadar hiçbir faydasını görmedim. Ay Nilüfer'cim çok teşekkürler. Başka bir zaman yapalım canım. Hadi görüşürüz, hoşça kal. İçmemişsin Tuna çorbanı. İştahım yok Gönül. Çocuklaşma Tuna. Daha beter olmadan iç şu çorbanı, terle, at şu hastalığı üstünden. Hastalığım yok diyorum Gönül. Niye ısrar ediyorsun? Ben Türk gibiyim. Her şey bak o kadar iyiyim ki. Tahmin edemeyeceğin kadar iyiyim yani. Şu an bak şu hareketleri başkası yapabilir mi tamam, Gönül? Tamam. Kim ne konuşuyordun sen demin? Nilüfer kahvaltıya çağırdı da sonra başka bir zaman yapalım dedim. Aşk olsun ya. Yani Nilüfer seni kahvaltıya çağırıyor. Başka olur mu Gönül? Sabahleyin Nilüfer'le kahvaltıya git. Arkasından da seramik boyamaya git. Yani sen de bana benzemeye başladın ay yani. Ay ne tutturdun ya. Biraz şey yap. Yani gününü günletmeye çalış. O açıdan diyorum. Ben de buradayken hazır git Nilüfer'le kahvaltıya yap. Seramiğe git. Arkasından sinemaya gidin. Gitsin. Ya yarın hiç gelme Gönül. Kendine ayın. Bütün gün senin olsun. Yok hayır. Merve tam toparlamadı kendini. Şimdi kalkacak ayağa. Ondan sonra daha beter hasta olacak. İstemiyorum. Gitmeyeceğim. Ben neyim ya? Ya ben ne güne duruyorum? Benim içim rahat etmiyor Tuna. Ya, çok ayıp ama yani. Bu da hakikaten bana karşı hiç... Ben buradayım, kızım burada ve içim rahat etmez diyorsun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı düğüm tutarız bu evde.
halimi.